Orada o kadar yetenek varken, o yetenekler belirli bir seviyeye gelmediyse Abdullah Hocama da buradan destek, o seviyeye gelmemiş futbolcuyu oynatmamasını da doğal karşılayacağız çünkü herkes onlardan şampiyonluk bekliyor. Demek ki Abdullah Hocam, Hoca bir şey soracağım. Şimdi şunu şu cümleyi söyleyeyim hemen sor. Abdullah Hoca şampiyonluk için şu ana kadar yaptığını sürdürsün devam etsin ama senin dediğin o yetenekli gençleri oraya kazandırmak için de aşağıdaki çalışmalara destek olsun. Buyur hocam. Abdullah Avcı'yı gerçekten çok takdir ediyorum. Tırnaklarıyla kazıyarak belli bir seviyeye ismini yazdırdı. Müthiş bir iş. Ama Abdullah Hocam'a da sorun buradan da sorum olsun. Ya Abdullah Hocam Başakşehir'de hiç genç, yetenekli genç bir tane çocuk bile yok muydu? Yani o kadar yıl Başakşehir'de çalıştı. Türk futboluna bir benim eksiğim varsa ne olur buradan özür diliyorum kendisinden. Bir genç çocuk ya bir genç çocuk yok muydu ya da vardı da bu çocuklar çalışmıyordu. Tamam bu da kabulüm. Peki siz bir futbol adamı olarak ve çok saygı duyduğum bir futbol adamı olarak bu gördüğünüz yetenekli çocuğun çalışmamasını dert edinip de ya bu çocuklara bir yatırım yapalım. Bunlara işte bir hocamın dediği gibi bir mentor tutalım ve onlara bir performans danışmanı atayalım. Vardır elbet. Mesela benim izlediğim bir Okan Saraçoğlu vardı. Çok genç çocuk. 6 8 pozisyonlarında oynayan. Şimdi üçüncülüklerde oynuyor maalesef. Çok yetenekli bir çocuktu oysa ki. Fizik olarak belki bizim standartlarımızın üstünde. Ha, belki çalışmalı bilmiyorum. Ama Trabzonspor'da benim Abdullah Hoca'na istirhamım şu. Ne olur hocam yani biz bu Trabzonspor'u kaybedersek Türk futbolu da kaybeder. Trabzonspor'daki gençleri kaybedersek Ahmet <laughs> Hocam ne dedi? Yeteneksiz bir çocuk göremedim dedi. Yani burada zaten fışkırıyor. Ya burada şöyle bir durum var Trabzon için özellikle. Trabzon'da İstemediğin yerde ot biter diye bir tabir vardır ya böyle futbolcu yetişiyor Doğru. sürekli yetişiyor ama gelişim geliştirilmesi için Abdullah hocamdan beklentim şu değil hocam sen bunlarla özel olarak ilgilen değil Abdullah hocam bunların gelişimiyle ilgili bir müfredat hazırla ne olur çünkü senin o bilgi birikimin var senin bir oyun hikayen var bu ülkede. Bak çünkü. ben bir şey ben, duydum. Ben çok özür dilerim. Organizasyonu hazır. yapsın ama... müfredatı o hazırlaması da olur yeter Şöyle ki söyleyeyim. yol versin. Abdullah Hoca'mla ilgili ben eleştiriyi yaparken dozajımı artırırım. Çünkü Abdullah Hoca o çıtayı yukarı kaldırdı bende. Şimdi Fatih Terim'le ilgili eleştiri yaparken çıtayı yüksek tutarım, daha çok eleştiririm. Çünkü kendileri çıtayı yükselttiler. O yüzden beklentim biraz fazla. Herhangi bir başka bir hocaya bu soruyu yöneltme. Ama Abdullah Hoca belki kızmıştır bize. ya Oradan konuşuyorsunuz, işkembeden sallıyorsunuz. Belki demiştir. Yok kızmaz. kızmaz. Şunu biliyorum. Hoca olumlu Şu eleştiriyi açıktır. Nedim herhalde. Hoca'nın Başakşehir'de yaptığı altyapı çalışmalarını hepimiz yakından takip Nedim ediyoruz. Nedim Yiğit. Evet Nedim selam olsun ona da. E, sen de çok iyi biliyorsun. Çok iyi Şu altyapı Şu an antrenörde. çalışma şartları müthiş durumda. Bütün bu şartları hazırlayan kişi Abdullah Avcı'dır. Abdullah Hoca Başakşehir'deyken daha... Altyapıya verdiği önemden dolayı oraya öyle bir altyapı hazırladı ki Nedim Hoca tam böyle rahat hazırlanmış güzel bir ortama gitti. Yani Abdullah Hoca orada da sıfırından kurmayı tercih etti. Ya güzel hocam ama 10 sene Şimdi iyi bir süre. Kat, katılıyorum. Yani, yani 8 yaşında gelen şu, çocuk 18 yaşına basıyor 10 yani senede. Belki kendi altyapısından olmasa bile böyle başka kulüplerden bir Aldılar tane da. iki tane genci alıp onlara e, e, o şansı verebilirdi. Ee, bence Abdullah Hoca'nın Trabzon'da yapmak istedikleri çok önemli. O yüzden Trabzonlu taraftarlara buradan direkt gözlemlerimi sunacağım. Antiparantez şu. Trabzon'dayım. E, ee, gencin biriyle sohbet ediyoruz. Gökdeniz'in mahalle arkadaşı. Bana aynen şunu dedi. Hocam dedi. Gökdeniz'le biz beraber büyüdük. Gökdeniz Trabzonspor'a gidene kadar biz bütün günümüzü işte bu sokakta bu mahallede maç yaparak geçirdik. Gökdeniz benden biraz daha yetenekli olduğu için şu an Trabzonspor'da. O biraz daha yeteneksiz olan da futbolcu olmamıştı hocam. Bak bu kadar çok yetenek var orada. Gelelim şu anki duruma. Hocam hiç tevazu göstermemiş arkadaşımız. Yani azıcık yetenekli benden ve <laughs> ama, Trabzon'da ama, ve sonra Rusya'da ama, oynadı. Ama demin demin ne konuştuk? Demin ne Geliştirebilmek konuştuk? tabii. Yani öne, öne önemli olan o. Ama hepimizin bir futbol hikayesi var ya hocam yani var evet. ya tabii. Ya bir gün ben Mısır'a gittim. Ya bir gün dediğim bir bir tatil amaçlı Mısır'a gittim. Ya kimle karşılaşsam tabii Ahmet Hasan muhabbeti oluyor. Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadığı için. Kimle konuşsam sokak arkadaşı çıktı hocam. İşte iyi, enteresan yani. <laughs> ya biz onunla beraber top oynadık diye. Şimdi e, Abdullah Hoca benim için hep oyun ön planda dedim. Dünkü maçta da bir şeyler görmeye çalıştım. Bir şeyler 30 dakika beğendin mi? Trabzon'u En başa çekelim Trabzon. Şöyle daha kısa olacağı için Başakşehir'den bahsedeyim. Ya, defans güvenliğini ön planda tutan bir oyun oynuyorlar. Bu benim oyun anlayışım değil. Yani oradan aldığım mesaj şu: Aykut Hoca sezon içinde de sanki bu oyunu oynayacak gibi. Bu oyunu oynarsa çok sıkıcı olur. Bu oyunla çok büyük hedeflere ulaşmanız bence çok zor. O yüzden Abdullah Hoca. ...çok da kaliteli bir şey e, Aykut Hoca... ...bence çok da kaliteli bir kadrosu var... ...bu kadroyu illa... ...güvenli oynayacağım diye... ya e, ...tamamıyla kendi... ...yarı sahasında, orta sahada karşılıyorlardı... ...hocam rakibi... Evet. ...rakibe hiç pozisyon vermediler aşağı yukarı... ...doğru, bir Farukcan'ın uzaktan bir şutu var... ...ama futbol bu değil ya... ...çocukların gelişimi de bu değil... ...yani büyük takım olmak için... ...bence daha fazlasını... ...hedeflemeleri lazım... Oyunun içine biraz daha ofansif yönü katmaları lazım. Başakşehir'le ilgili görüşüm bu. Temenni ediyorum. Fenerbahçe'ye geçelim. E, Trabzonspor'da da Abdullah Hoca defansı oturtmuştu. E, bakıyorum şu anki kadro yapısı içinde sanki sayısal yönden orta sahada bir adam azalacak gibi. Yani iki ön libero oynarken tek ön libero ile oynayacakmış gibi duruyor şu an için. E, Trabzon ne yapıyor? Top Trabzonspor'da. Şimdi oyunu ikiye böldüm. 60. dakikada sahaya giren takım aşağı yukarı Trabzon'un 11'i. Ötekilerde Trabzon'un 11'i aday futbolcuları. Arada büyük bir fark olduğunu o iki ayrı devre, devre diyorum ona, hmm. bana net gösterdi. Çünkü hem geriden oyun kurmada hem önde pres yapmada o Trabzon'un ilk 11'inden gördüğüm tempoyu, kaliteyi ötekilerde göremedim. Ötekilerin gelişmesi lazım. Abdullah Hoca şunu istiyor. Geriden oyun kurarken Trabzon'un sabırlı bir şekilde oyun kurmasını istiyor ki bunu biraz yadırgadım. Bu Trabzon'un geçiş oyunlarını, o hızlı hücuma geçişleri çok oynamayacağını gösteriyor. Hatta bir pozisyonda geriden oyun kurarken yön değiştirdi. Hı hı. Ters tarafa top kaybedildi. Orada bile kızdı. Niye yön değiştiriyorsun? Top sende hı hı. kalsın, kısa oyna. Çevir diğer tarafa diye. Abdullah Hoca geçiş oyunlarını önemsemezse o zaman şunu göreceğiz. Rakibin yeteri kadar zamanı olacak. Rakip takım kesinlikle kendi kale önüne yerleşecek. Trabzon set hücumu yapmak zorunda kalacak. Evet. Yani Trabzon'u bekleyen oyun bu. Çabuk çıkmayacak. Geriden kontrollü bir şekilde oyun kuracaklar. Set hücumu oynayacaklar. Sıkıştığı anda bitirmemek için, topu kaybetmemek için Yine pasta diğer tarafa çevirecek sıkıcı bir oyun. Bunun değişmesi kendi e, dileğim. Abdullah Hoca önde baskı da e, istiyor. Onu da gördüm. O da güzel bir şey. Ama bunun oturması lazım. Rakip defans nasıl oyun kuruyor? Nerede nasıl basacak? Bu henüz daha tam olarak çalışılmış değil. Futbolcular da yeni ama Tabii. bunu istediğini görmek beni çok mutlu etti. Bunu yaparken de yine kontrollü bir baskı. Anlık bir baskı var. Topu kazanmak için baskı var. Hatta notlarıma da almıştım. Herhalde 81. dakikaydı. Bakesetas'la birlikte baskıyı yaptılar. Müthiş bir e, çabuk kazanma oldu. Bu çok keyif veriyor. He, kazanamıyorlarsa da Başakşehir'de geriden pas yapabilen evet. bir takım. Birinci bölgesine kadar çekiliyor. Böyle bir oyun anlayışı göreceğiz Trabzon'da. Peki. Bu bir yönden olumlu, bir yönden de geliştirilebilir. Hoca Tabii. bunu daha iyi bilir ama zamana ihtiyacı var. Şimdi kesinlikle Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği oyuncular var ama oyunculara beklenen teklifler gelmiyor. Kimmiş bunlar? İzleyelim, devam edelim.